eğitim kısmı neden çok önemliye bakıyoruz? Bu endüstri çok ağırlıklı bir biçimde insanın yaratıcılığı ve insanın kendini yenileme ve anlatı kapasitesine, yani nasıl desem, kendini ifade edebilme becerisindeki yetkinliğine borçlu. Ve bu alana ne kadar hızlı insan yetiştirmemiz gerekiyorsa, ben ratio'ya bakıyorum bazen, işte bir takım üniversitelerimiz var şu anda ama 20 kişi, ama 30 kişi, ama 50 kişi alıyorlar ve bunları yetiştirecekler. 2 yıllık yüksek lisansla mesela 2 yıl sürecek bunun yetişmesi. 4 yıllık bir lisans programı ise 4 yıl sürecek. Liselere ve orta düzey okullara hesabı bile katmıyorum şu an için. Yani bu endüstrideki bu üretim hızıyla ya da bu bilgilendirme hızıyla dönüştüremezsek eğitimlerimizi, sadece oyun eğitimleri için bahsetmiyorum, diğer eğitimlerin de oyuna bakan yüzünü dönüştüremezsek, yani örneğin akademisyenlerimiz artık pazarlama alanında çalışıp oyun pazarlaması konusunda yazılacak bir tezin kendileri için önemli olduğunu düşünmüyorlarsa, çok hevesli bir çocuk var gelmiş orada, ben bitirme tezimi oyun pazarlaması üzerine yapmak istiyorum, yani ya da mobil oyun pazarlaması, işte online oyun pazarlaması, tam da dedicated bir şekilde, yani konsol oyunlarında, işte örnek olarak veriyorum, oyuncu kazanım maliyetleri gibi bir şeyin üzerine bu kadar dedicated çalışmayacaksa işlerin zor olacağını düşünüyorum. Elbette hocalarımız açısından bakıldığında kendilerine bu kadar yabancı bir şeyi değerlendirmekte güçlük çekeceklerine inanmaları ve tedirginlik hissetmelerini anlıyorum. Ama endüstri artık onların tedirginliklerini bekleyebilecek bir noktayı çoktan aştı. Yani bir anda bir tane uygulamayla şöyle bir perakende gerçeklikten bahsediyoruz. Şimdi bugün siz bir dağıtım ağıyla, örnek olarak veriyorum, en büyük şey olsanız, perakendeci zinciri olsanız, size binlerce araba, milyonlarca metrekarelik kapalı alanlar, bilmem bir o kadar da depo için kullanacağınız alanlar ve bunlar için harcanan çok büyük sermayeler lazım. Ama oyun endüstrisi öyle değil. Oyun endüstrisinde her şey kuruldu aslında. Şu anda 3,5 milyar insan akıllı cihazlarla geziyor. Dünya tarihinin hiçbir zamanında siz tek bir ürünle, potansiyel olarak diyorum, gerçek olmasa bile, 3,5 milyar insana aynı anda o ürünü ulaştırabilecek olanağa sahip olmadınız. Şu anda böyle bir gerçeklik var. Ve dolayısıyla bütün mali ve dinamik hesaplar inanılmaz değişkenlerle inanılmaz noktalara varabilecek düzeyde. Şimdi bunu ya master edeceğiz, yani bunu anlamak için uğraşacağız, çaba sarf edeceğiz, bunu da nasıl yetkinleşebiliriz diye uğraşacağız, ya da diyeceğiz ki yani yok hayır biz şey yapacağız, hani hala işte temel grafik öğretiyor olacağız ya da işte temel propozisyon bilgisi, bunları da öğretmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Yani insanların öğrenirken birden fazla şey öğrenmeye ihtiyacı olduğunu ve bu yollarda gitmelerinin de onlar açısından çok geliştirici olduğunu akademik çevrenin de, öğrencinin de biliyor ve kabul ediyor ve uyguluyor olması lazım. Ben öyle görüyorum endüstriyi.